batılı sömürgeci güçlerin müdahalesi, Güney Asya'nın eşsiz güzellikteki bu coğrafyasını içinden çıkılamayan bir kavganın içine sürükledi. Yeryüzünün Cennet Vadisi olarak adlandırılan bölge, onlarca senedir politik ve etnik çatışmalarla boğuşuyor. Dün, bugün, yarın kameraları bu hafta objektifini Keşmir'e çevirdi. Gökyüzü şafağın ışıklarıyla parıltıya dönüşecek ve gecenin karanlığı hızla kalkacak. İhvanlar ıstırap içinde gelecek ve birlik olacaklar. Meltem ve çiçekler mutlu bir yolda karşılaşacaklar. Keşmir, Hindistan'ın kuzeyinde ve Asya'nın tam ortasında yer alması sebebiyle Asya'nın kalbi ve Hindistan alt kıtasının tacı olarak anılıyor. Keşmir, bir bölümü Hindistan, bir bölümü Pakistan sınırları içinde yer alan ve halkının büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir bölge. Keşmir'i ifade edebilecek en güzel tanımlama Asya'nın kalbidir. Bölge aynı zamanda geniş ovalara doğru uzanan bir nevi basamak görünümüne sahip. Ve büyük bölgesel güçlerin arasında çok önemli bir jeopolitik mevkide bulunuyor. Keşmir, Orta Asya'ya açılan bir koridor durumunda. Hindistan, Pakistan, Afganistan, Rusya ve Çin arasında kalan bir bölge. Yani büyük güçlerin arasındaki topraklar üzerinde yer alıyor. Ve Asya ile Avrupa arasında bir geçiş özelliğine sahip. Bölge, dünyanın en yüksek sıra dağları olan Himalayalar üzerinde yer alıyor. Oldukça engebeli bir coğrafyaya sahip olan Keşmir'in irili ufaklı köylerle adeta nakış gibi işlenmiş bir yapısı var. Sahip olduğu doğal güzellikler ve verimli arazileriyle tanınan Keşmir'in asıl ünvanı ise Cennet Vadisi. Pakistanlı ünlü şair ve mütefekkir Muhammed İkbal, Keşmir'i "Dünyada bir cennet olsaydı, burası Keşmir olurdu" sözleriyle tarif ediyor. Keşmir, kendisine yakıştırılan bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor. Benzersiz vadilere sahip olan topraklar, bahar aylarında rengarenk çiçeklerle süslüyor yüzünü. Semalarında beliren kocaman gökkuşakları ise şarkılara, resimlere konu olmuş güzelliğine güzellik katıyor ve Muhammed İkbal'in sözlerini tasdik ediyor. Keşmir, sadece sahip olduğu doğanın eşsiz güzelliğiyle anılmıyor. Tarihi bakımdan da Güney Asya'nın Kudüs'ü olarak kabul ediliyor. Ancak bugün Keşmir denildiğinde akıllara kan, gözyaşı ve talan geliyor. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Keşmir'de Müslümanlarla Hindular arasında başlayan çatışmalar günden güne büyüdü. Ve aradan geçen onlarca seneye rağmen Keşmir'de güvenlik hala sağlanamadı. Keşmir 10. yüzyıla kadar Hindu racalar tarafından yönetildi. Bölgede ücretli asker olarak bulunan Şah Mirza kısa zamanda güçlenerek Keşmir tahtını ele geçirdi. Şah Mirza Müslüman bir Türktü ve 1339 yılında bölgede bir İslam devleti kurdu. Müslümanlar bu dönemde bölgeye İslam mimarisinin eşsiz örnekleri olan pek çok medrese ve cami inşa ettiler. Şah Mirza tarafından kurulan Keşmir Sultanlığı 1589 yılına kadar bölgede hüküm sürdü. Keşmir Sultanlığı'nın siyasi hayatına Babürlüler tarafından son verildi. Ve Keşmir bölgesi bu tarihten sonra 19. yüzyıla kadar Babürlülerin hakimiyeti altına girdi. Sünni mezhebine bağlı olan Babürlüler, pek çok farklı din ve kavmin yaşadığı Hindistan'da din ve vicdan hürriyetine büyük saygı gösterdiler. Bölgede yaşayan halklar da işbirliği ve huzur içinde bir arada yaşama kültürünü benimsediler. Ve dini hayatın kuvvetli olduğu bu coğrafyada İslam dini yerli halk arasında daha da yaygınlaştı. Babürlülerde kültür, sanat, edebiyat ve mimarlık çok gelişmişti.
Babür Türkleri Keşmir'de havuzlu, fıskiyeli, sık çardaklı ve bol çiçekli bahçeler inşa ettiler. Bölge bu dönemde şiir, müzik ve süsleme sanatlarının doruğuna ulaştığı bir kültür havzası haline geldi. Ancak Babürlüler bölgede gittikçe güç kazanan İngilizlerle savaşmak zorundaydı. 1764 yılında yapılan Balkar Savaşı'nda Babür ordusu yenilgiye uğradı. Bunun sonucunda yapılan Allahabad Anlaşması neticesinde alt kıtanın idaresi İngilizlerin eline geçti. 1858 yılına gelindiğinde ise İngilizler bütün bölgeyi İngiliz İmparatorluğu topraklarına kattı. 19. yüzyıla kadar Babürlülerin idaresinde olan Keşmir, bu tarihten sonra İngiliz hakimiyeti altına girdi. Hint kıtasından çok uzak olan ve üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılan Britanya İmparatorluğu, sömürgeciliğin pervasız yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Ve İngiliz Kraliçesi Victoria, 1877 yılında kendini resmen Hindistan İmparatoriçesi ilan etti. Bu tarih, bölgede yaşanacak kanlı dönemlerin resmi başlangıcını temsil ediyor. Hindistan'a İngilizler ilk geldiklerinde Doğu Hindistan çay şirketiyle geldiler. Ama bir çay şirketi marifetiyle bugünkü Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'ın bulunduğu toprakları, bugünkü Afgan sınırına kadar olan toprakları işgal ettiler. Ve burada bir İngiltere krallığına bağlı bir yönetim oluşturdular. İngiltere, Hindistan'ı tam bir sömürge şeklinde idare ediyordu. Hint alt kıtası bu dönemde benzeri görülmemiş biçimde yağmalandı. Keşmir de bu bölgelerin başında geliyordu. Keşmir topraklarında bakır, demir, boksit, çinko, mermer ve antrasit yatakları vardı. Bölge İngiliz yönetiminin etkisindeyken İngilizlerin politikaları sonucu ülke tarihindeki Müslüman egemenliği yavaş yavaş unutturuldu. Hindu milliyetçiliği bilinçli olarak güçlendirildi. İngilizler bu şekilde daha rahat yönetebiliyorlardı. Güney Asya, özellikle Hindistan alt kıtası İngilizlerin kontrolüne geçtikten sonra burası İngilizlere Müslümanlardan bir savaş yoluyla geçtiği için daha çok İngilizler sömürü süresince hep kendilerini Hindulara yakın hissetmişler. Ve Hindu toplumunun kültürünü, eğitim düzeyini geliştirmeye yönelik bir takım çalışmalar, avantajlar sağlarken onlara Müslüman toplumuna karşı bir düşmanlık beslenmiş bu sömürü boyunca. Müslümanlara karşı ayrımcılık uygulanmış, eğitim konusunda geri bırakılmaya çalışılmış. Devlet kademesinde görevlendirmelerde Müslümanlar hep ikinci veya üçüncü planda tutulmuş. Hint kıtasının yeraltı kaynaklarını rahatça sömüren İngiliz yöneticiler bununla da yetinmeyip gerek Hindu gerekse Müslüman halkların kimliğini ayaklar altına aldılar. Halk İngiliz idaresine karşı zaman zaman çok şiddetli mücadelelere girişti. 1906 yılında Svaraj, yani kendi kendini yönetme sloganıyla bağımsızlık savaşı başlatıldı. Bu arada Hindistan Müslüman Birliği kuruldu. Bu dönemde Osmanlı istihbaratı Teşkilat-ı Mahsusa'nın Güney Asya'da faaliyet göstermek üzere İstanbul'da kurduğu GADR Teşkilatı bölgede başarılı faaliyetlerde bulundu. Teşkilat-ı Mahsusa subayları çıkarmış oldukları Cihan-ı İslam isimli gazeteyi Hindistan içlerine kadar sokarak direnişçilere destek oldular. İngiliz belgelerine göre 1913-1916 yılları arasında Türklerin desteğiyle Hindistan'da çıkan ayaklanma sayısı 78'i bulmaktaydı. İngiltere'nin sömürüsüne karşı ayaklanmalarla kaynayan Hindistan'da Hindistan Kongre Partisi'nin yöneticileri olan Gandhi, Patel ve Nehru etrafında toplanan insanlar Hindistan'ın bağımsızlığı için çalışmalara başladılar.
Gandhi 30 yıl boyunca ülkesinin her yanında sivil itaatsizlik prensiplerine dayalı bir mücadele sürdürdü. Şiddetten uzak durdu ve siyasi otoritenin kararlarını uygulamayarak onun meşruluğunu tartışmalı hale getirdi. İngilizlerle silahlı şekilde mücadele edemeyeceklerini anlayan Müslümanlar, sivil yöntemlerle kendi varlık ve değerlerini koruma yolunu seçtiler. Aynı zamanda çoğunluğu Hindu olan bir toplumda söz sahibi olamayacaklarını da kavrayan Müslümanlar, Cinnah'ın Müslüman Partisi altında birleşerek ayrı bir devlet kurmak için harekete geçtiler. 100 yıl süren sömürü sonucunda Müslümanlar kendilerini ötekileştirilmiş bir toplum olarak gördükleri için geleceklerini Müslüman bir ülke kurmakta arıyorlardı. Hindistan ve Pakistan 15 Ağustos 1947 yılında bağımsızlıklarına kavuştular. Bununla birlikte hala çözülememiş sorunlar yüzünden Hindu, Müslüman ve Sihler arasında kanlı çatışmalar başladı. Yeni çizilen haritanın açıklanmasının ardından kendileri için kutsal sayılan yerlerin Pakistan'ın egemenliğine girdiğini görenler Müslümanlara karşı katliamlara giriştiler. Bu şiddet olayları kısa sürede tüm ülkeye yayıldı ve 10 milyon insan bulunduğu yerleri terk etmek zorunda kalarak Pakistan'a göç etti. İkinci Dünya Savaşı sonrası ağır kan kaybına uğrayan İngiliz emperyalizmi bölgeden fiziken çekilirken ardında pek çok büyük sorunu da beraberinde bırakmıştı. Emperyalizmin böl, parçala, yönet ilkesini çok başarılı bir biçimde uygulayan İngiltere, Hindistan'ı terk ederken hem bölmüş hem de parçalı bir yapıya mahkum ederek bölgeyi yeni siyasal sorunlarla baş başa bırakmıştı. Burada da İngilizlerin çekildikleri bölgelerde hep uyguladıkları o stratejiyi görüyoruz. Nedir? Çekildikleri bölgelerden, sömürgelerde onları bölerek, parçalayarak daha zayıf unsurlar haline getiriyorlar. Daha kontrol edilebilir ülkeler haline getiriyorlar. Artı bununla da kalmayıp parçalayıp bölüp o parçaladıkları, böldükleri unsurlar arasında da sınır problemleri, ekonomik, siyasi problemler bırakarak o bölgedeki sömürülerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu noktada da Keşmir böyle bırakılmış bir problemdir. Bizdeki Kıbrıs problemiyle paralellik arz eden, çünkü ikisi de British made, yani İngiliz yapımı, İngiliz tezgahından çıkmış bir Filistin meselesi gibi yine problemlerdir. Bu bölünme döneminde Keşmir yarı otonom statüdeydi ve nüfusun büyük çoğunluğu Müslümandı. Yönetiminde ise Hindular yer alıyordu. Bölünmeden sonra Keşmir yine eski statüsünde kaldı. Ancak ne Pakistan ne de Hindistan Keşmir üzerinde hak iddia etmekten vazgeçmedi. Keşmir sorununun ortaya çıkışı Hindistan'la Pakistan'ın ayrılma döneminde olmuştur. Bölgede yaşayan Müslümanlar Pakistan devletinin kurulmasını destekliyordu. Hindu ve Müslüman yöneticiler de bu konuda işbirliğine varmıştı. Ancak maalesef daha sonra Hindistan Keşmir bölgesini işgal etti. Oysa Keşmir'in %80'den fazlası Müslümandı. Keşmir sorunu genellikle ayrılmanın bitirilmemiş işi olarak değerlendiriliyordu. Keşmir, demografik yapısı yüzünden de sorunlu bir eyaletti. Müslüman çoğunluk Keşmir Vadisi'nde ve kabile yaşamının devam ettiği kuzey bölgelerde yoğunlaşmıştı. Tibet'e komşu diğer dağlık bölge olan Ladak, çoğunlukta Budist nüfusa sahipti. Hindu, Müslüman ve Sihlerin yaşadığı Cammu Keşmir bölgesi ise Pakistan'ın elinde bulundurduğu Azat Keşmir bölgesiyle komşuydu. Pakistan, 1947 yılındaki ayrılış döneminde Müslüman çoğunluğun olduğu bölgelerin Pakistan'a kalacağını ve İngiliz yönetiminin bu konuda kendisini destekleyeceğini ümit etmişti. Ancak İngiliz yönetimi bölgeden bir an önce çekilmenin peşindeydi. İngilizler bölgeyi terk ederek bağımsızlık tanıdığında Keşmir'in Pakistan topraklarında kalması gerekiyordu. Zira Keşmir nüfusunun çok büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir bölge. Anlaşma şartları çok netti. Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerler Pakistan'a, Hindu nüfusun yoğun olduğu yerler de Hindistan'a kalacaktı.
Nüfusun büyük çoğunluğu Müslüman olan halk Pakistan'la, Keşmir yönetimi ise Hindistan'la birleşmek istiyordu. Pakistan, Keşmir'in kendisiyle birleşmesini isteyenleri desteklerken, Keşmir yönetimi 26 Ekim 1947'de Hindistan'a katılma kararı aldı ve Hindistan'dan asker talebinde bulundu. Bunun üzerine 27 Ekim 1947'de Pakistan'la Hindistan arasında savaş başladı. 1947'de iki taraf bağımsız hale geldi. Yani hem Hindistan hem Pakistan İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiler. O dönemden sonra Hindistan kendisini toparlamak için Birleşmiş Milletler'e başvurdu. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir halk oylaması yapılması kararı çıktı. Bununla ilgili gözlemciler de görevlendirildi. Ama Hindistan'ın engellemeleri ve daha sonra Hindistan'la Pakistan arasında çıkan savaşlar süreci aksattı. Savaşın ardından Keşmir sorununun uluslararası çözüm süreci başladı. 1949'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla ateşkes yapıldı ve Keşmir bölgesi Hindistan ve Pakistan arasında pay edildi. Azat Keşmir bölgesi Pakistan'a verilirken Cammu Keşmir bölgesi Hindistan'a bırakıldı. ...1952'de Birleşmiş Milletler gözetiminde Hindistan'la Pakistan arasında imzalanan barış anlaşmasıyla Keşmir halkı arasında Pakistan veya Hindistan'dan hangisini tercih ettikleri konusunda bir referandum yapılması kararlaştırıldı. Ancak Hindistan yönetimi bu anlaşmanın gereğini yerine getirmeyerek herhangi bir referandum yapmadı. 1955 Eylül'ünde Pakistan'ın Bağdat Paktı'na üye olmasının ardından Hindistan'la Pakistan'ın yolları iyice ayrılmaya başladı. Ayrıca bu gelişmeden sonra Sovyetler Birliği Pakistan'la olan tüm anlaşmazlıklarda daima Hindistan'ı desteklemeye başladı. Buna Keşmir meselesi de dahildi. Stalin'in ölümünün ardından iktidara gelen Kruşçev, 1955 yılında yaptığı bir konuşmada şöyle diyordu. Keşmir meselesi zaten Keşmir halkı tarafından çözümlenmiştir. Keşmir halkı kendisini Hindistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olarak telakki ediyor. Sovyet hükümeti Keşmir meselesinde Hindistan'ın politikasını desteklemektedir. 1962 yılına gelindiğinde bölge farklı bir sorunla daha karşı karşıya geldi. Hindistan'la Pakistan arasındaki gerginlik tüm hızıyla devam ederken bu kez devreye bölgede büyük bir güç olma yolunda ilerleyen Çin Halk Cumhuriyeti girdi. 1949 yılında kurulan Genç Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan arasında 1962 yılında bir savaş yaşandı. Gerilimin kaynağı sınır anlaşmazlığıydı ve savaş Hindistan'ın ağır yenilgisiyle sonuçlandı. Bunun sonucunda Çin, Keşmir'in doğusunu işgal etti ve böylece Keşmir üç ateş arasında kaldı. Keşmir'in bir bölümü Çin tarafından işgal edildi ve Çin de böylece süre gelen Keşmir sorununun taraflarından biri haline gelmiş oldu. Keşmir bölgesinin bugünkü nüfusu yaklaşık 13 milyon. Bunların 8 milyonu Hindistan'ın egemenliği altındaki Keşmir topraklarında yaşıyor. Burası Cammu Keşmir olarak adlandırılan bölge ve bir kısmı Çin işgali altında. Geri kalan 5 milyon da Azat Keşmir bölgesinde yaşıyor. Hindistan'a ait Cammu Keşmir bölgesinde Hindu nüfus olsa da nüfusun ezici büyük bir çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Oldukça gergin devam eden Hindistan-Çin ilişkilerinin aksine Pakistan-Çin'le olan ilişkilerinde yakınlaşma yoluna gitti. Bunun en önemli sebebi Pakistan'ın Çin'i Hindistan'a karşı denge unsuru olarak görüyor olması. Hindistan'la Çin arasında yapılan savaş neticesinde Çin'in işgal etmiş olduğu Aksay Çin olarak bilinen bir bölüm daha var ki o da Keşmir'in yine bir parçası ve o zamandan beri yani 1964'ten beri Çin işgali altında bulunuyor ve bu fazla da gündeme getirilmiyor. Bundan ayrı olarak Pakistan'ın Çin'e verdiği, ilhak ettiği başka bir parça daha var. Bu da tabii Pakistanlılar ve Keşmirliler tarafından reddedilen
bir durum verilmesine rağmen, yani sorgulanan bir durum. Bunu da gündeme getirmek gerekiyor. Yani Pakistan Hindistan'la kendisini dengeleyebilmek için Çin'le özellikle Zülfikar Ali Bhutto döneminden beri oldukça yakın ilişkiler yürütüyor. Ama bu ilişkilerinin bir artık ceremesi diyelim, ceremesi olarak bu toprak parçasının Çin'e ilhak edilmesi de bayağı tenkitleri beraberinde getirmişti. Pakistan, Çin-Hint savaşından ve bu savaşta Hindistan'ın yenilmesinden yararlanarak Keşmir meselesini de çözüme kavuşturmak istedi. Bu nedenle iki taraf arasında 1962 Aralık ayı sonundan 1963 Mayıs ortalarına kadar karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. Fakat bu görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Çünkü Hindistan adeta bölgesel bir emperyalist güç gibi davranıyordu. Hindistan tabii bizim kamuoyumuzda çok barışçıl yönleriyle bilinen bir ülkedir. İşte Hinduların vejeteryan olduğu, ondan sonra çok barışçıl oldukları, sakin insanlar oldukları, bu Gandhi eşleşmesiyle öyle bir çağrışım yapar. Fakat buradaki en emperyalist ülkedir Hindistan. Dünyada en çok silaha yatırım yapan ülkedir. En büyük donanmaya sahip olan ülkedir. Nükleer bir güçtür. Askeri harcamaları en hızlı artan ülkelerden bir tanesidir. Ve bu bölgede, subcontinent dediğimiz bu alt kıta bölgesinde, Pakistan, Bangladeş, işte yukarısı hatta Afganistan, aşağıda Sri Lanka, bu bölgenin tamamının tek patronu olduğunu düşünür. Buranın Amerikası benim der. Ve kendi şeyinden çıkmasını istemez hiç kimsenin kontrolünden. Çin de buna meydan okur. Yani iki tane devin çarpışması söz konusu burada. O yüzden de Hindistan'la başı derde giren Çin'e yaklaşır. Diğer taraftan 2. Dünya Savaşı'nın ardından sömürgecilik bayrağını İngiltere'den devralan Amerika Birleşik Devletleri can düşmanı olarak gördüğü Çin'e karşı Hindistan'ı destekleme yoluna gitti. Uluslararası büyük güçlerin objektiflerini çevirdiği Güney Asya'nın bu cennet vadisinde sular bir türlü durmuyor. 1963 Aralık ayından itibaren Keşmir'de Hindularla Müslümanlar arasında çatışmalar başladı. Bu çatışmalar iki ülke kamuoylarını da harekete geçirdi. Giderek artan bu gerginlik içinde Pakistan askerlerinin 5 Ağustos 1965 günü Keşmir'in Hindistan'ın elinde bulunan kısmına geçmeleriyle bir savaş başladı. Hindistan'la Pakistan arasında 1965 yılında çıkan savaş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müdahalesiyle durduruldu. Pek çok güç Keşmir sorununa dahil olmuş durumda. Birleşmiş Milletler, Amerika, İngiltere ya da Güney Asya'nın büyük güçleri Keşmir sorununun aktörleri arasında yer alıyor. Pakistan'la Hindistan arasındaki ateşkes ancak 5 yıl devam etti. 1971'de yeni bir çatışma ve savaşın içine girdiler. Bu savaşın sebebi ise Doğu Pakistan'ın ayaklanarak Bangladeş adıyla bağımsızlığını alması ve Hindistan'ın da bu işe karışması oldu. 16 Aralık 1971'de Bangladeş bağımsızlığını ilan etti. Aynı dönemde Pakistan ve Hindistan kuvvetleri arasında Keşmir bölgesinde süren çatışmalar da devam ediyordu. 2 Temmuz 1971'de iki ülke arasında Simla Barış Anlaşması imzalandı. 1980'li yıllara kadar Keşmir nispeten huzurlu bir dönem yaşadı. Uzun yıllar Pakistan ve Hindistan taraftarı yönetimler tarafından idare edilen Keşmir halkı 1987 seçimlerinde tepki olarak Birleşik Müslüman Hareketi Partisi'ni yönetime getirdi. Seçimlerden sonra Budist, Hindu ve Sünni Müslümanları tek çatı altında toplamaya çalışan Keşmir milliyetçiliği ortaya çıktı ve Keşmir'in self-determinasyon hakkına sahip olması gerektiği savunuldu. Bu amaçla yapılan gösteriler geniş çaplı tutuklamalar sonucunda dağıtıldı ve Keşmir milliyetçiliği düşüncesi amacına ulaşamadı.
for the Kashmiri people. Kaşmir sorununun Pakistan'la Hindistan arasında çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ancak bu sorun esasında Kaşmir halkının sorunu ve onların mutlaka çözüme dahil olması gerekiyor. Kaşmir halkı sadece sorunun bir parçası olarak görülüyor. Fakat sorunun değil, çözümün bir parçası. Çözümün en önemli tarafı olmalarına ihtiyaç var. Sadece bu şekilde sonuca ulaşabiliriz. 1989'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da uğradığı hezimetin ardından bölgeden çekilmesi Kaşmir sorunu üzerinde önemli bir etki yaptı. Afganlı mücahitlerin başarılı direnişleri Kaşmir'deki direniş gruplarının da silahlı mücadeleye yönelmesine sebep oldu. 1990'lı yılların ortalarında başlayan çatışmaların iki tarafı olan Müslüman mücahitler ve Hintli askerler Kaşmir'in iki ana aktörü haline geldiler. Bu dönemde Kaşmir'de yaklaşık 10-15 bin civarında mücahit ve 350 bin civarında da Hintli asker olduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlarda eğer topraklarınız işgal edilmişse bu işgale karşı silahlı bir direniş sizin hakkınızdır. Bunun adı da şiddet değildir. Bu bir direniştir. Milli mücadeledir. Yöntemlerden bir tanesidir. Bunu uygulayabilirsiniz ve bu hukuki ve kanuni bir şeydir. Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir şeydir. İnsanların en doğal hakkıdır. Nasıl bizim için aynı şey geçerliyse, topraklarımızın işgaline her türlü tepkiyi geçmişte verdiysek, bundan sonra da olursa vereceğimizi söylüyorsak, Kaşmir için de bu böyledir. Oranın içerisinde bir grup bunu yapmıştır. Bunlar da tek bir yapı değillerdir. Birçok silahlı orada grup olmuş. Hindistan işgaline karşı orada mücadele vermişler. Kaşmir'de şiddetlenen olaylar üzerine Hindistan hükümeti çok sert tedbirler aldı. Halk Hint ordusu ve mücahitler arasında kaldı. Hint ordusu ilk başta mücahitlere karşı güvenliği sağlamak için bölgeye geldiğini savunsa da zaman içinde askeri işgalin ve insan hakları ihlallerinin sembolü haline geldi. Ve 10 yıllık süre içerisinde çoğunluğu Müslüman 35 bin insan hayatını kaybetti. Güney Asya'nın bu cennet vadisi, akan kan ve gözyaşının dinmediği bir yeryüzü cehennemi haline gelmişti. Pakistan ve Hindistan'ın özellikle 1998 yılının ikinci yarısının ardından nükleer silaha sahip olması, uluslararası kamuoyunun Kaşmir sorununa daha fazla eğilmesine yol açtı. Ve iki ülkenin ilişkilerinin düzeltilmesi yönünde yoğun baskıların yapılmasına. Kaşmir sorunu iki ülke içinde çözümsüz bir sorun haline gelmişken New York ve Washington'daki 11 Eylül saldırıları sonrasında dengeler değişmeye başladı. Pakistan yeniden Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni düşman konseptinde kilit ülke oldu. Küresel sistemin güçleri için yeni düşman terördü ve terör olarak ileri sürdükleri her eylem için kamuoyu oluşturmak imkanına sahipti. Çünkü Afganistan'daki mücadeleden sonra, Sovyetler Birliği'ne karşı verilen mücadeleden sonra Kaşmir'de de bu yönlü faaliyetler başlamıştı, silahlı faaliyetler. Oldukça da önemli noktalara kadar gelmişti. Yani Hindistan açısından Hindistan'ı zorda bırakan oldukça etkili direnişler vardı. Bunların Pakistan'dan kaynaklandığı Hindistan tarafından sıkça gündeme getiriliyordu. 11 Eylül hadiselerinden sonra bu grupların hemen hemen hepsi Amerika ve Avrupa Birliği tarafından terörist gruplar listesine alındılar. Dolayısıyla faaliyetleri büyük oranda engellenmiş oldu ve güç kaybetmeye başladılar. 11 Eylül olaylarının bir diğer kurbanı Kaşmir'deki direniş grupları oldu. 11 Eylül'den sonra terörist kategorisine alınan direniş gruplarına karşı faaliyetler artırıldı. Dönemin Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Musharraf, 11 Haziran 2002'de bir açıklama yaparak Pakistan topraklarında artık terörizme müsaade edilmeyeceğini belirtti. Bu açıklamadan hemen sonra yapılan operasyonlarda yaklaşık 2000 direnişçi militan tutuklanarak hapse atıldı
300'den fazla dernek bürosu terörle ilişkilendirilerek kapatıldı. 11 Eylül'den sonra maalesef Keşmir'deki özgürlük hareketi resmi olmasa da gayri resmi olarak bir terörist hareket sınıfına sokuldu. Bu tam bir ironidir ve Batı medyasının çarpıtmasıdır. Özgürlük istemek ne zamandan beri terörizm olarak adlandırılıyor. Pakistan'ın 1990'lı yıllardaki desteğinin azalmasıyla zayıflamış olsalar da bölgede bağımsızlık yanlısı gruplar hala mevcut. Uzun yıllardır çatışma ortamı, Keşmir'in yönetimini, adalet sistemini, eğitim sistemini ve sivil toplum kuruluşlarını neredeyse tamamen harap etmiş durumda. Keşmir halkı sadece savaş ortamının getirdiği yıkımla değil, aynı zamanda uygulanan kötü politikalar sonucu da acı çekti. Suç örgütleri zamanla büyüdü ve karaborsa ekonomisi gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Onlarca yıldır çatışmaların ortasında yaşam savaşı veren Keşmir halkı 2005 yılına gelindiğinde bir başka büyük acıyla sarsıldı. 8 Ekim 2005 sabahı bölgede 7.6 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Depremin bilançosu korkunçtu. 80 bin kişi hayatını kaybederken toprak kaymaları sonucu 4 milyon kişi de evsiz kaldı. Biz depremi Keşmir'de yaşadık, Muzaffarabad'da yaşadık. Oradaki mülteci kamplarına yönelik yapılacak bir Ramazan çalışması sırasında biz oradaydık. Deprem oldu. Götürdüğümüz iki kamyon yardım malzemesi depremde dağıtılan ilk yardım malzemeleriydi. Bizim Türkiye'den giden ekibimiz de ikinci günde Muzaffarabad'a ulaşabilen Pakistan Devlet Başkanı'nı helikopterden karşılayan ekipti. O şöyle demişti: ben bütün devlet imkanlarına rağmen ikinci günde Muzaffarabad'a inebildim. Ama indiğimde Türkiye'den gelen arkadaşlar beni karşıladılar. Bunu ne zaman ulaştılar, nasıl geldiler? Bu söylenen, ilk gün söylediğiniz bu şey hem Türkiye'den oraya olan desteğin çok fazla olmasına vesile oldu, hem de halkın sizi kabul etmesine. Türkiye, depremin yerle bir ettiği Muzaffarabad'a yardım elini uzattı ve bölge yönetiminin yaralarını sarmasına destek verdi. Hükümet ve sivil toplum olarak deprem bölgesine en fazla yardımı yapan ülke Türkiye oldu. Diğer yandan deprem sonrasında iki ezeli düşman Pakistan ve Hindistan arasında yakınlaşma ve yumuşama belirtileri oluşmuştu. Hindistan, depremzedelere yardım ulaştırılması amacıyla iki taraf arasındaki ateşkes hattını 1947'den bu yana ilk defa belli noktalarda trafiğe açtı. Ancak Keşmir sorunu henüz çözüme kavuşmuş değil. Keşmir sorununun en önemli tarafları elbette Hindistan ve Pakistan. Ancak maalesef Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri istemedikten sonra hiçbir sorunun çözülemediği gerçeği var. Örneğin Türkiye gibi Avrupa ve Amerika ile iyi ilişkiler içinde olan Müslüman ülkeler çözüme yönelik motive edici bir role sahip olabilir. Hindistan'ın yükselen bir güç olması, ikincisi dünyaya hakim bir güç olan Amerika'nın Hindistan'a yaklaşıyor olması bu çabaları engelliyor. Ama hiçbir şey yapılamaz manasına da bunu almamak gerekiyor. Keşmirlerin hem Amerika nezdinde hem Avrupa Birliği nezdinde hem de İslam Konferansı nezdinde bu çalışmaların aslında sürdürmeleri gerekiyor. Çünkü haklı bir dava, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir dava, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından üzerine karar alınmış bir bölge. Bu noktada faaliyetlerini yapmaları gerekiyor. Bu tür faaliyetler de var ama cılız ve diğer daha büyük gürültülerden bu sesleri doğrusu genel de halk duyamıyor. Keşmir sorunu 9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul'da Siyasal Vakfı'nın düzenlediği bir toplantıyla da gündeme geldi. Amerikan Keşmir Konseyi Başkanı Dr. Gulam Nabi Fahi'nin konuk olarak katıldığı toplantıda Keşmir sorununun askeri değil, sivil yollardan ve Keşmir halkının sesine kulak verilerek çözülebileceğinin altı çizildi.
Bugün Keşmir sorununun çözümüne dahil olan aktörlerin sayısı çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ülkeleri ve İslam ülkeleri Keşmir sorununun çözümüne dahil olmuş durumda. Soruna dahil olan tüm kesimlerin Keşmir halkının da isteklerini göz önünde bulundurması gerekiyor. Keşmir sorununa yönelik sorulması gereken en önemli sorulardan biri ise Batı'nın sorunun çözümüne yönelik çalışmalarında nedenli samimi oldu. Hindistan'ın nükleer bir ekonomik güç ve artan nüfusuyla dünyada ilk 3 sıraya yerleşecek olması ve beraberinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne daimi üye olma ihtimali de söz konusu. Bu yüzden Keşmir'i Hindistan'dan koparmak kolay görünmüyor. Kameralarımıza konuşan Keşmirliler 1952 yılından beri ertelenen ve bir türlü gerçekleştirilmeyen referandumun yapılmasını talep ediyor ve Keşmir'in geleceğinde söz sahibi olmak istiyor. Benim düşünceme göre Keşmir sorunu stratejik önemi olan bir konu. Birleşmiş Milletler'in bu konudaki rolü sıfır. Zira Birleşmiş Milletler Keşmir'in bağımsızlığı söz konusu olduğunda Hindistan'ı kızdırmak ve karşısına almak istemiyor. Zaten Hindistan'da Keşmir'e dair Birleşmiş Milletler'in gözetiminde verdiği hiçbir sözü yerine getirmiyor ve herhangi bir ciddi yaptırımla karşılaşmıyor. Hindistan zorbalık ve güçle Keşmir'i işgal etmiştir ve İngiltere'de sorunun ardından çıkan anlaşmazlıklar karşısında oralı bile olmamış. Ben Müslüman bir genç olarak Keşmir sorununun bir an önce çözülmesini ve referanduma gidilmesini istiyorum. Keşmir halkı referanduma gidilerek sonucunda Pakistan'a dahil olmak istiyor. Çünkü Hindistan masum insanlara çok fazla zulmetti. İnsanların eğitim ve ibadet hakkı engellendi. Bizler Keşmir'in bağımsızlığı için hayatımızı feda etmeye hazırız. Keşmir bugün Güney Asya'nın hala kanayan yarası durumunda. Tüm dünya kamuoyunun gözleri önünde yaşanan insan hakları ihlalleri ünlü Hintli yazar Arundhati Roy tarafından da uzun süredir dile getiriliyor. Ancak Hindistan hükümeti kendisini sömürgeci olarak nitelendiren Roy'a karşı halkı isyana teşvik davası açtı. Keşmir onlarca yıldır sadece sınır ihlalleriyle değil, sahip olduğu kaynakların sömürülmesiyle de karşı karşıya. Bölgeden sağlanan yünlerden üretilen Kaşmir kazaklar, İngiltere'nin dünya pazarına sunduğu en önemli markalarından biri. Nazım Hikmet'in Keşmirli Mensucat amelesi hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek, koca bir bayrak dokuyarak geçti dizeleriyle ifade ettiği Keşmir halkı, yıllardır süregelen savaşların ve sömürünün en büyük mağdurlarından. Emperyalizmin böl, parçala, yönet ilkesini çok başarılı biçimde uygulamış olan İngiliz krallığı bölgeyi terk ederken arkasında bir enkaz bıraktı. O günden bu zamana on binlerce evladını kaybeden Keşmirliler, bugün hala bu enkazın ortasında hayatta kalmaya çalışıyor. Keşmir sorunu çok uzun yıllardır devam ediyor ve Pakistan açısından konuşmam gerekirse bu sorunun Pakistan halkı açısından çok üzücü bir durum teşkil ettiğini söylemem gerekiyor. Partiler sivil ya da resmi kuruluşlar veya düşüncesi ne olursa olsun sorunun bir an önce barışçı yollardan çözülmesini ümit ediyor. Sorunun çözümü için belki de tek yol, bölünmüş Keşmir sorununu, bölünmüş Hindistan'ı bütünleştirmeye dönük bir çabanın içinde konuşmaya başlamak. Yani sadece Keşmir değil, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'in yeniden tarihsel bütünlüğüne kavuşması, Güney Asya'nın bu dev kıtasının bütün bölgelerine huzur ve barışı getirebilir. Ancak bu seçenek hiçbir tarafın henüz gündeminde değil. Tarihsel ve kültürel bağlarla daima Türkiye'nin yakın ilgi alanında olan Keşmir'in yaşadığı dramın sona ermesi için biraz daha zaman gerekiyor.